Hayat Vardan hafta başından herkese sevgiler. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Güzel bir hafta olsun. Aslında bu ara o kadar çok güzel temennilere, güzel dualara, birlik beraberle çok fazlasıyla ihtiyacımız var. Tabii bizler ekranlarda güç olmaya, birlikte olduğumuzu göstermek için, el el olduğumuzu göstermek için programlarımızı yapmaya devam ediyoruz. E, yani ülkemizin birçok yerinde devam eden yangınlar aslında hani yangın o bölgelerde gibi ama hepimizin içine ateş düştü. Canlıların e, vefat etmesi, ölmesi, insanlarımızın vefat etmesi, doğamızın yok olması, insanların tabii e, canımız önemli ama malımız da önemli tabii ki insanların mallarını kaybetmesi, hayatlarının bir anda kül olup gitmesi gerçekten çok üzücü. Birkaç gündür hepimiz tabii ki böyle keyfimiz yerinde değil. Her ne kadar olaylar ülkemizin başka bir yerinde yaşanıyor olsa da hepimizin içine ateş düşürdü. Üzgünüz, acılarını paylaşıyoruz. Ülke olarak elimizden ne gelecekse her zaman yanındayız. Herkesin yanındayız biz millet olarak duyarlı bir toplumuz. Hemen erzaktır ya da o bölgedeki insanların ihtiyaçları neyse maddi manevi destek olmaya da çalışıyoruz işin açıkçası. Ama tabii ki en büyük gücümüz doğamız, birlikte olmamız, el ele olmamız, ülke olarak kenetlenmemiz. Bunlar gerçekten çok çok önemli. Lütfen bir şeyleri kötü olmasına sebebiyet verecek, işte provoke edecek şeyler yerine daha çok el ele, birlik, beraberlik, hani kol kola omuz omuza birlikte olduğumuz e, günler olsun. Bunlara gerçekten çok fazla ihtiyacımız var. E bir yandan salgın sürecimiz devam ediyor. Ülkemizin birçok yerlerindeki yangınlar devam ediyor. Tabii Konya'da yaşanan, e, geçen cuma günü yaşanan 7 kişinin bir aileden 7 kişinin vefat ettiği hepimizin e, içini acıttı. Dediğim gibi ülke olarak zor zamanlar yaşıyoruz ama doğamızı, o gücümüzü hiçbir zaman Eksik etmesin Rabbim diye de dua dualarımızda da unutmayalım. Bütün bölgedeki halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunalım. Sonuna kadar ülke olarak hep birlikteyiz, el eleyiz. Rabbim daha büyük felaketler vermesin ülkemizin başına, içimizdeki hainlere de fırsat vermesin. Şimdi tabii hafta başına böyle başladık. Biraz tabii içimiz buruk ama hayat bir taraftan da devam ediyor. Bugün yine çok kıymetli bir konuğumu ağırlayacağım. Kendisini geçen haftalarda ağırlamıştık, özgüvenden konuşmuştuk ki program o kadar çok sevildi. Ee, kıymetli hocama dediler ki bir kere daha bir program yapsanız hocam yine bir dinlesek sizi dediler. Ve ben de seve seve hocama dedim ki başımın üstünde yeriniz var. Bugün o kadar güzel bir konu başlığı seçtik hocam, ilimden konuşacağız. Yani aslında belki de hayatımızda bu kadar kötülüğün olmasının sebebi ilimle de çok ilintili. Ee, hani şair diyor ilim kendini bilmektir diyor. İnsanların kendini bildikten sonra aşamayacağı hiçbir şey yok. Bugün kıymetli hocam, eğitimci Müşerref Demir hocam bizlerle birlikte ilimden konuşacağız. Şu ilme güzel bir kapıyı şöyle ben hafifçe araladım. Çok az araladım hocam. Daha içeri giremedik. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş bulduk. Elhamdülillah iyiyim. Herkese hayırlı, mutlu, güzel vakitler diliyorum bizleri dinleyen, izleyen herkese. Güzel bir giriş yaptın. İlim nedir? E, konumuz böyle olacak bugün. İlimle amel, ve arkasından da ilim meclislerinin öneminden bahsedeceğiz. Tabii bütün bu konuları anlatırken Efendimizin, Resulullah Efendimizin Hadislerinden yola çıkacağız ve günlük hayatımızda örneklerle konuyu tamamlayacağız. Ben bugün sana bir sürpriz yapmak istedim programda ve izleyicilerimizin de bizim bilmediğimiz yönleri öğrenmelerini istedim örnek olsun diye üçüncü bölümde sana bir sürpriz hazırladım. Ay ben de sürprizleri çok severim <laughs> özellikle sana. konuklarımdan gelen sürprizlerse bayılırım yani evet. benim için ayrıdır özeldir evet. bakalım. Üçüncü bölümde mi hocam? Üçüncü siz? bölümde bir sürprizim var. Ee, senin bilinmeyen yönlerini konuşacağız. Her, hep sen konukları konuşuyorsun bu sefer de biz seni konuşacağız inşallah. Örnek olmasını istiyorum genç hanımlara. İlim nedir diye başlayalım. İlimle bilimi e, ayırt etmemeliyiz Sibel'ciğim. Yani ilim ayrı bilim ayrı değil. Hı hı. İlimle bilim aynı aslında. Yani ilimin içerisinde bilim de var. Kainatı kapsıyor. Fıkıh var, kimya var, fizik var, her şey var. Şimdi e, Muaz Bin Cebel radıyallahu anh'ın ilim konusunda şöyle cümleleri var. Çok güzel anlatıyor. Ben de aynen aktarmaya çalışayım size. İlim diyor, e, ilim talebi etmek bir iyiliktir. İlim bir ibadettir. İlim öğrenmek, ilim talebi olmak yani ilim öğrencisi olmak bir güzelliktir. Cahillere öğretmek bir sadakadır. Ehline öğretmek hakka yakınlıktır. Ve ilim müzakeresi yapmak bir tesbihtir diyor. Ve devam ediyor. Diyor ki anlayınız. ilim cennet topraklarına giden bir yoldur. İlim tenhada sana arkadaştır. Arkadaşlarının içinde ilim bir süstür. İlim gizli deliller, delillere bir örnektir düşmanlara karşı bir silahtır ve ilim Allahü Teala ilimle toplulukları yükseltir ve ebrar derecesine koyar. Ve melekler ilim öğrenen, ilim talebelerinin üzerine kanatlarını indirirler ve onlara selam verirler. Yeryüzünde bütün denizlerde, karada yırtıcı bütün hayvanlar ilim talebelerine selam verirler ve dua ederler. İşte Muaz bin Cebel ilmi böyle anlatıyor. Bu şekilde anlatıyor ne kadar güzel ifade edilmiş. Aslında böyle bütün konunun özeti gibi. Ama tabii dedik biz o kapıdan içeri girdik. İlimi böyle aralayacağız. Evet. Arka arkasına aralayacağız. Tabii ilimle alakalı söylenmiş güzel sözler, tabii efendimizin ilimle alakalı söylemiş olduğu birçok sözler ve ilim içinde de olsa arayınız. Yani ilim bir şekilde her zaman bizim karşımıza çıkıyor. Dediğiniz gibi ilimle bilim hiçbir zaman ayrılmıyor. Evet. Ve tabii ilim nedir dedik bu şekilde başladık hocam. Yani ilmi bilmek, ilim yolunda ilerlemek, ilmin yolcusu olmak istemekle mi alakalı? Yoksa nasıl bir yol olur? Yani kişinin kendisini hani biz deriz ya işte istemek başarmanın yarısıdır deriz. Evet. İlimde de mi böyle acaba? İstemek evet. mi lazım ilmi? Evet. Şimdi Allahü Teala Peygamber Efendimiz de buyuruyor. İlmi istediğine veriyor Allahü Teala evet. ama malı istediğine veriyor. Hatta şimdi bu mal konusunda bir soru soruyorlar Hazreti Ömer Efendimiz'e. Mal mı daha üstündür, ilim mi daha üstündür? Şimdi bakıyoruz biz günümüze. İnsanlar okumayı bırakıp kısa yoldan para kazanmanın peşine düşüyorlar. Özellikle üniversite öğrencileri tabii haklı olarak gelecek kaygısı duyarak ilim öğrenmeyi bırakıp daha kısa yoldan para kazanmanın peşine düşüyorlar. Ama şöyle anlatılmış. Yani sen... İlim seni bekler ama sen malını beklersin. İlmi verdikçe ilmin artar ama malın dağıttıkça azalır. Ve e, sen öldükten sonra malını ne yapacaklar? Varisler paylaşacaklar. Hiç sana bir şey kalmayacak ama alim olduğun zaman, ilim sahibi olduğun zaman senden sonra bu ilim paylaşılacak, güzelleşecek ve sana katkısı olacak. Yani ilimle malı e, kıyas bile edemeyiz. Mal sahibi dirhem dirhem kuruş kuruş Allah'a hesap verecek kazandığı parayı. Bu, bu kadar parayı kazandın ama bunu nerede harcadın? Bunu soracak. Ama ilim sahibi de öğrendiği her ilmi amel ettiyse ve bunda ihlas sahibi ise e, derece kazanacak cennette. Aslında bunu idrak edemiyoruz değil mi? Yani e, malı dünya hayatını bırakıp gidiyoruz. Belki ilmi de dünya hayatında bir sonraki nesillere bırakıyoruz ama kendi ahiretimize de götürüyoruz. Herhalde götürebildiğimiz şeylerden bir tanesi de ilmimiz. İlmimiz sonucunda da aslında amel etmemiz, öğrendiklerimizle birlikte hayatımıza katmamız. Aslında bizi dünya hayatında da ahiret hayatında da bizim bekçimiz diyebilir miyiz? Çok güzel. Aynen o şekilde. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyurdu peygamberimiz buyuruyor ki bir kimse ilim için yola çıkarsa eğer Allahü Teala da cennet yollarından birini ona kolaylaştırır. Yani bu sizin fizik öğrenmeniz de bir ilimdir. Yani insanlar bunu sadece Kur'an olarak öğren, al, algılamasınlar. Kimya da bir ilimdir, fizik de bir ilimdir, biyoloji de bir ilimdir. Moleküler biyoloji, genetik de bir bilimdir. Bütün bunların e, sonucunda zaten kişi Allah'a varacak, kainatı öğrenecek. Evet. Öyle değil mi? Şimdi e, peygamberimiz bir gün mescide geldiğinde iki tane e, meclis olduğunu, yani topluluk olduğunu görüyor. Topluluğun bir tanesi sadece Allahü Teala'yı zikrediyor. Diğer toplulukta e, fıkıh öğreniyor, ilim müzakeresi yapıyor. Ve Peygamber Efendimiz buyuruyor ki oradaki sahabe efendilerimize iki topluluk da hayır üzerinedir. Bir tanesi birinci grup dua eder ama duasını ka kabul olup olmadığı e, Allah'a kalmıştır. Ama ikinci grup e, faziletlidir, daha faziletlidir. Çünkü ben de muallim olarak gönderildim diyor ve ikinci gruba oturuyor. Yani e, ilim öğrenmek diyor Ebu Derda Hazretleri e, bir geceyi ibadetle geçirmekten daha iyidir. Tefekkürle geçirmekten daha iyidir. Bu şekilde bakıyorlar. Hı hı. Ve biz e, ilme değer verdiğini alimlerin biliyoruz ve çok uzun yollardan geçerek bir hadisi öğrendiklerini, bir kelimeyi öğrenmek için ne kadar çok çabaladıklarını görüyoruz. Günümüzde ise bilgiye ulaşmak çok kolay. Gerçekten öyle. Yani bir parmağının ucunda bugün her şey çok basit. En basit bir ne bileyim işte Rögar kapağı mı bilmiyorsun, e, bor madenini mi bilmiyorsun, neyi bilmiyorsan tıkladığın zaman çok güzel bilgilere ulaşabilirsin. Ben e, bu konuda e, bizim hassas olduğumuz ve üzüldüğümüz eksik olduğumuz konuların altına basarak izleyicilerle bunu paylaşmak istiyorum. Bugün inanın çok şeye sahibiz, çok bilgiye sahibiz biz. Ama İlmimizle amelimiz yok. İlmimizle amelimiz yok bizim. Ve alimlerimize yeteri kadar değer de verilmiyor. Şimdi ilim nasıl alınıyor? Alimlerin ölmesiyle düşünün ki Mehmet Akif Ersoy'lar ya da diğer bütün değerli insanlarımızın yaşadığını düşünelim. Onlar yaşadıkça eser bırakacaklar ve hal ve hareketleriyle bize örnek olacaklar. Onların ölmesi, göçüp gitmesi demek bizim için bir kayıptır. Evet. Bizim için bir kayıptır. Allah hepsine ömür versin. Ben şimdi ilim konusunda bir hatıramı anlatacağım Bilmiyorum size. Hocam. Bundan yıllar önceydi Ümmü taş hocam, e, Diyanet İşlerinde hocamız, e, mutlaka talebelerini de burada konuk olarak e, alıyorsunuz. Bana Hayra Hizmet Vakfı'nı söyledi. Sen de bilirsin evet. Hayra Hizmet Vakfı'nı. Dedi ki kızım oraya git orada Arapça eğitimine başla. Bin bir zahmetle buldum eski garaj tarafından İstanbul yolundan buldum Hayra Hizmet Vakfı'nı. İçeriye girdim girmemle beraber kulağımda bir ses. Ama ben o sesi yani hala daha kulağımda ama o kadar mı güzel olur İhlas Suresini okuyorlar genç kızlar. Hı. Ama öyle bir ahenkle öyle bir mahreçle o kadar harika okuyorlar ki ben böyle kapıda mıhlandım bu şekilde kaldım kapıyı açtım. Bitirdiler hani ben de bana e, cevap versinler diye bekliyorum ama derse devam ettiler. Baktılar ki ben gitmiyorum. Hoca şöyle kafasıyla hayırdır ne istiyorsun dedi. Dedim ki bu çok güzel çok güzel okudunuz siz. Ben hiç böyle okuyamıyorum. Ben de ders alabilir miyim sizden dedim. Alamazsınız dedi. <gülüyor> <gülüyor> Alamazsınız. Tabii siz alabilirsin diye beklerken hocam. <laughs> Alamazsınız dedi. Hocamızdan izin almanız gerekiyor dedi. Şimdi ben de içimden diyorum ki e ben öğretmenim buraya geldim. Bunların çoğu imam hatip ilahiyat öğrencileri ya da halktan kişiler. E bana tabii ki de izin verecekler. Evet diyecekler. Hocamız dedi 5 dakika sonra gelecek kapıda bekleyin hocamızı. Ben kapıda beklemeye başladım. O arada bir kalabalık oldu. Kalabalık hocayı bekliyorlar. Hasan Hüseyin olacağım böyle merdivenlerden yavaş yavaş vakarlı çıktı. Çıktı çıktı çıktı. Dediler ki hocam sizinle görüşmek istiyor bu ablamız. Böyle bana baktı göz göze geldik. Ne dedi hocam cevap reklamlardan tamam. sonra devam edelim <laughs> tamam, mi? Tamam. E, çünkü reklam zamanımız gelmiş. E, Hasan Hüseyin Varol hocam Rabbim e, ömrünü bereketli kılsın. Hatta olsun. fotoğrafını koyarsak şeyden Aa, sonra evet, gösterirsek hocam. Evet ekip, ekip de çok güzel bir belgesel hazırlamış Hasan Hüseyin Varol evet. hocam. Ee, tabii mahreç eğitim konusu ben de CD'lerin hep dinlerim arabamda bilirsiniz evet. siz de ee, buradan hocamıza hürmet edelim Rabbim inşallah ömrünü bereketle kılsın kısacık bir ara sonrasında Hasan Hüseyin Varol hocam nasıl cevap verdi ne dedi ilim meclisinde kabul etti mi neler oldu merak ediyoruz kısacık bir aradan sonra hemen geliyoruz kısacık bir aradan sonra devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Tabi program ilk bölümünü izleyenler merakla bekliyorlar. Yeni aramıza katılanlar varsa onlara da hoş geldiniz diyelim. Şimdi ilim konusu olunca hocamın ilim yolculuğundan başladık aslında. Hepimizin hayatında bir ilim yolculuğu vardır. İnşallah olmayanlar varsa Rabbim nasip etsin. İlim yolculuğu dünyanın en güzel yolculuklarından bir tanesi. Çünkü keseye her yolculukta bir şeyler dolduruyoruz. Ve hayat boyu da devam eden bir ilim yolculuğumuz olsun inşallah hep devam etsin. Şimdi kıymetli hocam dedi ki ben e, talep olmak için e, bir yere gittim. Hasan Hüseyin Varol hocam karşınıza çıktı. ilim talebesi olmak istediğini söylediniz. Evet şöyle Hasan Hüseyin Varol hocamın da bir fotoğrafını ekip arkadaşlarımdan isteyeyim. Ee, buradan da hürmet edelim inşallah dualarını da hocam bizleri eksik etmesin onun duası önemli tabii bizler için bizler de ona duacıyız Rabbim hayırlı bereketli ömürler versin diye sonra neler oldu hocam evet sonra neler oldu hocam yavaş yavaş merdivenlerden çıktı göz göze geldi benimle dediler ki hocam bu ablamız size bir şey konuşmak istiyor sizinle bana bakıyor ben ona bakıyorum ama Böyle bir değişik bu duygu kapladı böyle içimi. Derken dedim ki hocam ben öğretmenim. Benim okulum buraya yakın. Ben işte hocam da orada çıktı. Ya. <laughs> evet hocamız Allah ömür versin. İnşallah. Hocam dedim ben e, öğretmenim bir saat zamanım var. Ben bir saat sizden bu anlattığınız öğrettiğiniz dersleri öğrenebilir miyim? Yani dersin adı da tahsisi huruf dersi mahreç. Ben hiç duymamışım bilmiyorum. Öğrenebilir miyim? Şöyle baktı bana, durdu, 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 Cık, yaptı. Sen benim <laughs> dedi, talebem olamazsın dedi. Ama o an orası kalabalık, herkes aa, aa diyorlar, rezil oldu ya kadına bak rezil oldu, hoca niye böyle söyledi diyorlar. Şimdi hani benden bekliyorlar ki e, mahcup olmamı falan bekliyorlar. Ben tebessüm ediyorum, hocanın gözüne baktım, dedim ki sanki aradığım sensin. Benim aradığım sensin dedi ki evladım ilme bir saatini veren benim talebem olamaz. O bana çok şey öğretti o sözüyle. Sonra ben nasıl olduysa derslerimi bir şekilde ayarladım. Sabahleyin okula gelirdim. 12'ye kadar dersimi verirdim. 12'den sonra da Hasan Hüseyin hocamdan bu makam derslerini, Kur'an derslerini almaya gelirdim. Günde bize 3-4 saat tuttuğu olurdu. Bir harf, sadece bir harf için 2 saat oturduğumuzu bilirim. Ama bize sabrı öğretti. Yani hocam aslında o da biliyordu benim ilim aşkıyla dolu olduğumu. O bana orada şunu öğretmek istedi. Dedi ki ilme bir saatini veren talebe olamaz. İlme değer vereceksin. Değil mi? Evet. Yani i̇lim saatle şey olmayacak olmaz. yani sınırlı olmayacak. Olmaz. Saat olur mu? Aslında Hüseyin Barul hocamın şöyle bir kesitini verelim mi? Ekip arkadaşlarımızdan rica etsek. Bu çok özel bir yayındı. KON TV yaptı. Eğer ekibin böyle bir imkanı varsa minicik bir bölüm hem hocamıza da buradan sevgi saygımızı iletmiş olalım. Verebilir miyiz ekip arkadaşlarım şöyle hocamı tam sesiyle birlikte? Hocam bambaşkaydı ya. Yani evet. o bize her şeyi öğretti. Yani sabrı öğretti, sevgiyi öğretti, ilmi sevdirdi bize. Allah onların sayısını arttırsın inşallah. Ben devam edeyim Buyurun hocam ee, Evet yine Hz İsa Aleyhisselam'dan e, bir e, rivayet bu diyor ki elinde lamba tutan amaya ne fayda. ama ama lamba var ne fayda. Dışarıdaki ışıktan ne fayda, karanlık Peki. eve ne fayda diyor? Ben devam ediyorum ve hepsi diyor faydalı olmadıktan sonra diyor. ilmin faydası ne olur diyor. Şimdi düşünün ki çok büyük bir bahçeniz var. Ağaçlarınız var, hepsi meyve vermedikten sonra ne fayda? Hepsi meyve veriyor, tatlı olmadıktan sonra ne fayda? Ne fayda, doğru. Bu şekilde ilmi güzel bir şekilde anlatıyorlar. Şimdi ben bugün biraz da Ebu Derda Hazretlerinden bahsedeceğim. Şimdi Ebu Derda Hazretleri buyuruyor ki, insan alim olmaz öğrenci olmadıkça. Yani alimlik ömür boyu al, a, a, öğrenci olacaksınız. Yani böyle bitirdiniz üniversiteyi, hadi artık yan gelip yatalım yok. Şimdi bizim e, öğrencilerimiz de zannediyorlar ki üniversite sınavına girdik, üniversite sınavı çabası bitti, üniversiteyi de bitirdik, bitti. Hayır, senin eğitimin ölünceye kadar sürecek ki bazı alimler ölüm döşeğindeyken bile öğrenirlermiş. Belki bilmediğim bir şey öğrenirim diye böyle bakarlarmış olaya. Evet. Ve diyor ki e, bilmeyene bir defa yazıklar olsun, bilip de yapmayana yedi defa yazıklar olsun. Ben... Bu söz günümüzün özeti kim ne Gerçekten derse desin öyle. yani bakın tekrar edeyim diyor ki Ebu Derda Hazretleri bilmeyene bir defa yazıklar olsun bilip de yapmayana yedi defa yazıklar olsun. Bu bizim asrımızın özetidir bugün hacıdan hocadan sakallıdan başörtüsünden çarşaflıdan insanların soğuma sebeplerinden birisi budur. Şimdi ben bunu örnekleriyle açıklayacağım ve izleyiciler bana çok hak verecek. Ben biliyorum birçok insanın ciğerinin yandığını. Ve diyor ki Ebu Derda ben kıyamet günü bana ya Ümeyvir sana e, ne öğrendin diye sorulacağından ben korkmuyorum. Bana bildiğinle ne amel ettin diye sorarlarsa korkuyorum. Şimdi mesela düşün ki ben büyük bir topluluğa sigara anlatıyorum. Sigaranın zararlarını anlattım. Sigara içmek şöyle zararlı, sigara içmek böyle diye anlattım. Ve o içinden bir genç de ya hoca ne kadar güzel konuştu. Ben de bu sigarayı bıraksam çok iyi olur diye bir içinden geçirdi. geçirdi. Kalbinden geçirdi. Yani ben örnek veriyorum sigarayı. Kalbinden geçirdi ve beni tenhada karanlıkta böyle kuytu bir yerde elimde sigarayla gördü. Şimdi ne oldu? Yani bir ehemmiyeti kalmadı. Ne saygınlığın kaldı ne de senin anlattığın sigaranın bir kaydı saygınlığı kaldı. Onun için belli noktalardaki insanlar çok dikkat etmeliler kendilerine. Benim bir de bir hocam daha var. O da Emel Öztürk hocam. Eğer diniyorlarsa hepsinin, Selam olsun, hepsinin olsun. selamlarımı gönderiyorum ve ellerinden öpüyorum, Öptürmezler ama saygı geriye söylüyorum büyüklerimize. Emel hocam da tasavvuf konusunda bize çok eğitim verdi, ders verdi. Mesela onun şöyle bir tarzı vardı. Bu yanlış demezdi, yani bu suyu içmeyin, bu su zararlı demezdi bize. Biz bunu anlardık, davranışıyla anlardık. Hı, davranışıyla. Evet, söylemezdi, yani bize söylemezdi. Şimdi evine gittik bir e, taziye ziyareti için. Çok merak ediyorum evini, çünkü sadelikten bahsediyor, e, dünyaya tamah etmemekten bahsediyor. Yani merak ediyorum evini. Evine gittik, içime bir su serpildi. Dedim ki elhamdülillah doğru yerdeyim. Söylediklerini harfiyen yapıyor. Çünkü çok önemli bu. Yani bana gece gündüz fakir edebiyatı yapıp fakirler şöyle üstündür deyip de bir havuzlu villada oturup da orası burası gümüşten altından olsaydı ben ne yapardım? Öyle değil mi? Şu an öyle. O zaman kafanızdaki bütün algı yok olurdu. Yok olurdu. Onun için belli noktalardaki insanlar giydiklerine, bindikleri ara... Hani ben insanlar arabaya binmesinler, e, lüks evlerde oturmasınlar demiyorum. Ama israf haramdır deyip de israfın da danıskasını yaşıyorsa bir hoca onun tesiri yoktur. Ve cahiller üzerinde de bir etkisi yoktur. Efendimiz de zaten e, öyle alemlerin yanında oturmayın diyor. Yani şu Türkiye'de baktığımızda başımıza gelen olaylarda e, hep bunu görmedik mi? Olaylarda biz bunu yaşamadık mı? Yani anlattılar hocamız şöyle hocamız böyle hoca hocayla onun hiçbir alakası yoktu. Yani biz görüyoruz bunu hocaları da görüyoruz. Onun için e, tesirimiz olmuyor. Ee, anlatabiliyor muyum? Yani bu çok büyük bir sıkıntı Türkiye'de. Yani bu aslında sadece Türkiye'de değil, İslam coğrafyasında büyük bir sıkıntı. Yani Çocuk eğitiminde de öyledir. Yani evet. Siz hocam eğitimcisiniz. Genellikle hani o e, okuldan, e, o 0-6 yaştan sonra kısımda çocuklar ilk sizinle birlikte vakit geçiriyorlar. İşte ilim yolculukları aslında dışarıdaki ilim yolculukları o şekilde başlıyor. Şimdi çocuklar eğitiminde de öyle değil midir? Yani anne baba eğer çocuğa davranışıyla örnek olmadığı zaman çocuk onu zaten evet. kişiliğine oturtamıyor. Evet. Yani havada kalıyor. Sonra diyoruz evet. ki yani biz böyle insanlarız ama çocuğumuz neden böyle oldu? Aslında galiba burada da e, ilim anlamında çocuklarımıza o ilmi verirken, eğitim verirken de aslında davranış olarak daha akılda kalıcı. Yani hepimiz için öyledir. Dediğiniz gibi davranışsal bir şeyler yapıyorsak insanların kişinin aklına daha fazla kalıyor. Evet. Yani ilmini ilm, ilmini verebileceğin meslekler yani halka hizmet etmek, hakka hizmet evet. düsturu çocuklara verilmeli. Yani bugün kolay yoldan para kazanayım, hem rahat olayım, hem mesleğim olsun zihniyetiyle gittiği için insanlar bir şeyler taş oturmuyor yerinde ve makamlarda olan insanlar hata yapıyorlar. Yani mal sevgisi ne düşüyor. Yanlış şeyler yapıyorlar ve onun onların yaptığı hatayı da hepimiz çekiyoruz. Bugün İslam coğrafyasında Müslüman ülkelerde baktığımız zaman neden İslamofobi oluştu? Yani İslam dini bu kadar güzelken hayvanlara muhabbetimiz varken bizim de bir Ebu Hureyre gibi bir sahabemiz var kedilere, hayvanlara sevgimiz varken neden biz sosyal medyada kedileri yaktıklarını, kedileri dövdüklerini, öldürdüklerini görüyoruz? E Müslümanların bunu yapmaması lazım ya da benim dinim ağaçları yakmazken, benim dinimde bana ağaç sevgisi öğretilirken neden bütün bunlar oluyor? Bunları yapan insanların hepsi yabancı uyruklu mu? Müslüman değil mi bunlar? Müslüman Müslümana yapmıyor mu bunları? Evet. Bugün fakir insanlar varken senin buradan buraya kadar altınla taşıyıp o insana göstermen de hoş bir şey değil. Mesela yine hocalarımı örnek veriyorum ve Allah'ım onların kalplerine bizim sevgilerimizi versin. Ee, gerçekten çok önemli Bir gün hocam şöyle anlatmıştı Dedi ki kızım e, biz böyle sohbetlere gelirken böyle her gün değişik kıyafet giymeyiz hmm. şimdi Ben niye söyledi ki acaba bunu dedim Çünkü dedi burada çok fakirler de var Yani orada e, şimdi senin gardırobun dolu olabilir elbiseyle dolu olabilir ama o insanların onu alacak gücü yoktur imrendirmemek lazım. Yani zaten günümüzde de sosyal medyada imrendiriyorlar değil mi? Mesela çocuğu yok ama sürekli çocuğuyla fotoğrafını paylaşıyor. Eşi yok, eşi vefat etmiş ya da eşinden ayrılmış. Yani biz görmek zorunda değiliz eşinin senin mesela kadın sadece kocasının mayolu fotoğrafını atıyor. Oysa ben bilmiyorum onun eşini atacağını. Görmek zorunda değiliz biz onu. Evet. Bunlara dikkat edilmesi lazım. İşte İslam'da üzerimizde taşıdığımız ahlak dediğim konu bu. Yani Müslüman haset taşımaz. Müslüman kıskanmaz, imrenir. Yani sen ancak onun sahip olduğu güzellikleri, ilmi imrenirsin. Haset nedir? Hasetle imrenme arasındaki fark nedir? Şimdi sen bana konuşursun, ben senin e, üzücü anlattıklarına seviniyorsam o zaman ben hasetçiyimdir. Yani mutluluğuna da üzülüyorsam ben yine hasetçiyimdir yani haset böyledir. Evet. Ve bugün baktığımızda insanlar birbirlerinin başarılarını çekemiyorlar. Yani Müslümanların üzerinde olmaması gereken ahlakları taşıyorlar. İlim ilim bu değil. Yani bana bana mesela Fransa'yı örnek veriyorlar. E herkes çok güler yüzlü. E veriyorsun asansörde ölmüş bitmiş yani insanlar o kadar umutsuz, o kadar mutsuzlar ki ben bir şey demiyorum. Herkesin mutlaka bir kaos dönemi var. Herkesin sıkıntılı olduğu bir dönem var ama bu bunu böyle umutsuz bir şekilde asık suratlı yansıtmamamız lazım insanlara. Yani sana güler yüzle merhaba diyen bir insana senin de orada bir bayan komşun merhaba dediyse sen de ona merhaba diyeceksin. Çünkü senin dinin bunu gerektiriyor. Senin dinin bunu gerektiriyor. Yani alimler kıskanç olmamalı. insanlar haset olmamalı. Ahlakı üzerimizde taşımalıyız. Ben yine devam edeyim ve e, ilim meclislerinin öneminden devam edelim bu sefer İlim meclisleri dediğim zaman o kadar e, güzellikler geliyor ki aklıma yani e, peygamber efendimizin o kadar çok sözü var ki ilim meclislerine giden ilim yolculuğuna giden kulları bekleyen müjdeler Allahü Teala'nın rahmeti ve bereketi o kadar çok ki bugün insanlar ee, ...öğrenmiyorlar, gayret etmiyorlar. Ne gereği var ki diyor. Ben mesela şimdi yine bu yolculuğumda... ...ilim yolculuğumda... E, ...hocalarımın yöntemlerini söyleyeceğim. Derse başlamadan önce Sibelciğim... ...99 Allah'ın Esmaül Hüsna'sını ezbere saydırırlardı. Arkasından 114 tane sureyi saydırırlardı. Ve 203 <laughs> tane de Peygamber Efendimizin isimlerini. Yani bir gün adına da aklıma gelmezdi ki... ...bunu niye yapıyorlar? Yani her derste, şimdi her hafta oturuyorsun... Her hafta oturduğun derste bunları yaptıktan sonra derse başlıyorsun. Her hafta düzenli yapılıyor. Düzenli yapıyoruz bunu. Bunu neden? Sonra onun idrakını anlıyorduk. Okuya okuya, saya saya, ezberleyemeyen de ezberliyordu. Ben hmm. 75 yaşındaki bir yani ninenin yani nine artık yani 80 yaşında, 75 yaşında ninelerin takır takır esma Hüsna saydıklarını biliyorum. Takır takır 114 tane sureyi Fatiha, Bakara, Alimran, Nisa, Maide, Enam, Araf, Enfal, Tevbe, Yunus, Hust, saydıklarını ben hatırlıyorum. Kulak aşinalığı doluyor tabi evet. tabii ki. Dinli Dinliyor, dinleye dinleye. Dinleyerek. Çünkü e, her insanın öğrenme kapasitesi farklı. Kimisi dinler, kimisi yazar. Duya, duya, duya onu öğrenmiş. Halbuki bir kere kitaptan okumamış o onu. Evet. Günlük rutin yapsak aslında bunlar ezberlenebilir. Evet, Bence ezberlenir. hani e, izleyicilerimize de bir örnek olsun. Belki aile içerisinde e, bunlar yapılabilir bir akşam saatinde olabilir, değil mi? Evde de hani Allah'ın 99 isimleri e, siz tabii ki bu ilim yolculuğunda bana da çok öğrettiniz yani. <laughs> e, mesela öğrenilebilir. Duya duya, duya diyor. Mesela küçük çocuklar çok hızlıca öğrenebiliyorlar her şeyi. Ya bunlar evlerde de uygulanabilir aslında. Evler de ilim meclisi haline gelir. Evet. Yani bunu şöyle eleştirenler oluyordu. Ne gereği var ki? İyi de sen 20 tane dizi ismi say desem sayarsın. Doğru, yani çok şu gereksiz an şeyler gereksiz şeyler hafızamızda var. Neden Allah'ın güzel isminin 20 tanesini ezberlemeyeyim ki? Neden ben Kur'an-ı Kerim'deki surelerin isimlerini öğrenmeyeyim ki? Ve bunun çok da faydasını görecekler. Şimdi ben Ebu Derda dedim ya. Ben bir şeyim vardı hatırlarsan eğer. Şimdi Ebu Derda'nın bir magazin yönünü anlatacağım size. Konunun biraz dışına çıkacağım ama bir dinlensinler zihinleri dinlensin. Böyle okuyoruz, sahabeleri okuyoruz, yazarları okuyoruz, profesörleri okuyoruz. Ben onların özel hayatlarını da çok merak ediyorum. Yani illa. Ee, pazar günleri televizyonda magazin nasıl? Sanatçıların seyrediyorsan ne yedikleri, ne içtikleri, evlenmiş mi, boşanmış mı? Ben böyle sahabelerin de <laughs> magazinlerini çok merak ederim. Şimdi Ebu Derda ile ilgili de size bir şey anlatayım. Ee, sabahtan beri Ebu Derda radiyallahu anh'tan rivayet ediyoruz ya onun sözlerini evet. söylüyoruz ya. Şimdi Ebu Derda Selman-ı Farisi Hazretlerinin kız istemeye gidiyor. Yani büyükleriyle birlikte Selman-ı Farisi Hazretleri onun arkadaşı kız istemeye başka bir şehre gidiyorlar. Selman-ı Fars Hazretleri de görevinin başında o başka bir yerde. Şimdi Ebu Derda Hazretleri kızın babasına, kızın ailesine Selman-ı Farsi'yi anlatıyor. İşte o şöyle bir insandır, o böyle Hendek Savaşı'na katılmıştır, o Resulullah'la böyle <laughs> hizmetleri olmuştur. O şöyledir, o böyledir anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Kızın babası da diyor ki Ebu Derda Hazretlerine. Tamam da diyor. Biz diyor kızımızı sana vermek istiyoruz. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> biz sana vermek istiyoruz. Biz ona vermek istemiyoruz. Onu tanımıyoruz. Biz seni tanıdık seni beğendik diyorlar. Ebu Derdi Hazretleri hiçbir şey söyleyemiyor. Utanıyor. Oradan kalkıyorlar mecburen. Geliyorlar Selman'ın Farisi'nin yanına. utanan sıkıla diyor ki böyle böyle oldu diyor. Kızın babası böyle söyledi diyor. O da öyle bir olgunluk işte Sahabelerin dostluğu da çok farklı. Yani şimdiki ya. dostluklar naylon gibi her şeye güceniyorlar yani. Sosyal medyada beğenmedin güceliyor. Aramadın güceniyor. Doğru. Yani bazı dostluk var. Bir yıl iki yıl aramıyorsun hiç küsmüyor çünkü biliyor seni. Seni biliyor. Kaldığı yerden devam Kaldığı ediyor. Kaldığı yerden devam ediyor. Yani dostluk da bitmiyor ki farklı bambaşka bir şey onların. Diyor ki eğer diyor demek ki sen layıkmışsın diyor. Sen layık bir <laughs> Sen layık mısın diyor. O zaman diyor o senin nasibin derda o senin nasibin diyor. Ve bu Derda da işte görüyor. O da onlar birbirlerini görüyorlar beğeniyorlar evleniyorlar. Ve e, Hazreti Derda'nın hanımı da bu Kur'an işinde ona çok yardım ediyor. Kur'an öğretiyor. Arka safhada birlikte hizmet ediyorlar. Güzel hizmetleri oluyor. Yani burada e, insanlara şunu e, anlatıyorum söylüyorum. Bir şeyi okurken araştırın. Kimi okudunuz? Hazreti Ömer'i mi okudunuz? Araştırın hayatını. Kimi okudunuz? Ee, Süfyanı Sevri mi? İlk defa mı dinlediniz? Gidin araştırın nasıl birisi? Nerede yaşamış? Nerede ölmüş? Evlenmiş mi? O zaman onun anlattıkları senin aklında daha fazla kalıyor. Evet, evet doğru. Daha fazla kalıyor. Evet, gerçekten. Ya aslında e, hani belki şunu söyleyebilir izleyicilerimiz. Hani zaman ayırmaktan bahsettik ama hep zamandan dem vuruyoruz. Diyoruz ki işte bizim ilim meclislerine gidecek zamanımız yok. Aslında her an her yeri ilim meclisine çevirebiliriz. Hani dediğiniz gibi bir şeyden feragat etmeden ya da bir şeyden fedakarlık yapmadan hiçbir şeyin yolcusu olamıyorsunuz. Bazen yeri gelecek uykudan bazen işte gezmemizden bazen çok sevdiğimiz şeylerden fedakarlık yapmadan ilim yolculuğu çok evet. zor. Gönlü koymak lazım. Evet Peygamber Efendimiz şöyle rivayet ediyor. Bir kimse dört şey için ilim tahsili yaparsa cehenneme girer. Hmm. Yani e, ilim her ilim tahsili yapan da cennet yolcusu olmuyor. Mesela şöyle ne onlar? E, alimlere karşı böbürlenmek için ilim öğreniyorsan hmm. ve salih kimselerle çekişmek için ilim öğreniyorsan insanların kendisine Değer vermesi için ilim öğreniyorsan ve devlet büyüklerinden mal toplamak, saygı görmek, makam ve derece elde etmek için ilim öğreniyorsan da sen cehennem yolcusu oluyorsun. Çünkü ilim bunlar için öğrenilmez. Günümüzde sanki günümüzde anlattınız hocam. <laughs> günümüzde e, maalesef. Yani ben çok iyi bilirim ki e, konuştuğu konudan çok. Okuduğu okulları, aldığı diplomaları, ödülleri bunları anlatan insanlar bilirim. Yani çocuklarını anlatıyor, torunlarını anlatıyor, övünüyor. Ee, yani il, ilmi konuşmak lazım. Hı hı. Şimdi artık dikkat ettiysen Sibelcim biz konuşmaya da çok değer vermiyoruz. Farkındaysan. Doğru. Biz konuşmalarla ilgilenmiyoruz. Çünkü konuşmak, herkes güzel konuşabilir. Yani aldığın bir diksiyon eğitimiyle, rahatlıkla güzel bir Türkçe ile ifade edebilirsin, sunum yapabilirsin. Bizler artık buna da değer vermiyoruz. Konuştuğunu yapıyor musun? Ben senin sözüne bakmıyorum. Sen bana haramdan bahsettin, haram yiyor musun, yemiyor musun? Senin namazın beni ilgilendirmiyor. Şimdi ilmiyle amel çok bambaşka bir şey. Yani diyor ki bak, insanlar, e, alimler e, şeydir. Nasıl diyor? Peygamber Efendimizin de bu konuda hadisi var. Mehtaplı gecede diyor alimlerin abitlere üstünlüğü yıldızların yani mehtabın yıldızların yanında nasıldır yani o şekildedir diyor. Mehtabın yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimlerin abitlere üstünlüğü. Yani insanların içerisinde alimler müstesna herkes uykudadır diyor. Fakat diyor alimler de sarhoşturlar. Nasıl? İlmi ile amil olmadıkça alimler de sarhoşturlar. Fakat diyor e, alimler de diyor ilmiyle amil eden olanlar da aldanmışlardır. Ben bunu açıklayacağım şimdi bak tekrar ediyorum. İnsanlar uykudadır. Alimler müstesna. Onlar uykuda değildir. Bizim görmediklerimizi görürler. Şimdi mesela sizin burada dekor olarak şurada ağaçlarınız var. Mesela şunu şunu ön plana. Bu bir ağaç. Sen de ağaç görüyorsun. Bunu ben de ağaç görüyorum. Evet. Ama sen bunun e, cinsini biliyorsun, meyvesini biliyorsun. Ben diyorum ki sana bunu kes Yağım bu kuru ama sen diyorsun ki hocam o yazın çiçek açacak. Ben onu öyle görüyorum ama sen onun çiçek açacağını biliyorsun. Evet. Sen ona baktığın zaman bambaşka şeyler görüyorsun. İşte alimler e, uyanıktır. İnsanlar uykudadır, alimler uyanıktır. İşte bu alim dediğimiz işte Mevlana Hazretleri gibi büyük insanlar. Bizler de alim olabiliriz. Değil mi? Şimdi ona da geleceğim. Herkes alim olabilir mi? Onu, onu da anlatacağım. Ve diyor ki Bunların içerisinden de diyor bildiğiyle amel edenler e, müstesna farklıdır bunlar. Fakat onlar da aldanmışlardır. İhlas olmadıktan sonra. Hmm. Yani şimdi bakın şimdi, ben biliyorum. Ben her şeyi biliyorum. Ee, i̇çki içmenin haram olduğunu biliyorum ama içki içiyorum. Ee, yapmıyorum yani. Yapmıyorum Allah'ın emirlerini yapmıyorum. Bunun ne faydası var? Peki ben Allah'ın emirlerini biliyorum. Oruç tutmak var. Ben orucumu tutuyorum. Ama e, samimi değilim. Bunun içinde ihlas yok yani. Namazımı kılıyorum ama e, öbür taraftan da zina yapıyorum. Allah korusun. Yani namaz kılıyorsun ama öbür taraftan da yalan konuşuyorsun. Sen şimdi ne yaptın? İlmin ile amel ettin ama amelinde ihlasın yok. Taşımadın, ahlakın yok. Evet. Ve bütün bunların yanında da dedin ki ya ben yapıyorum ben herkesten daha güzel ibadet ediyorum. E? Ama öbür taraftan da. Kendinden eminsin. Hayır sen de aldanmışsın çünkü kabul edip etmemek de Rabbimizin elinde. Evet gerçekten önemli. İhlas çok önemli. Her işte de ihlasla yapmak çok çok önemli. Evet. Ee, yine ara zaman gelmiş <laughs> evet, hocam. Tamam. Üçüncü bölüm sabırsızlıkla bekliyorum. Hocamın bana bir sürprizi var. Güzel mesajlar var. Onları da okuyacağız. Kısacık bir ara sonra hemen geliyoruz. Devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Bizler reklam aralarında da sohbetimize devam ettiğimiz için böyle yayına bir anda geçebiliyoruz. Şimdi Müşerref Demir hocam var. Kendisi eğitimci ve bugün ilimden konuşuyoruz. İlim yolculuğundan konuşuyoruz. İlim yolculuğunda bizleri neler bekliyor, neler yapmamız lazım onları konuşuyoruz. Ama öncesinde hocam güzel mesajlar var. Şöyle bir yer verelim istiyorum. Teşekkür ederiz. Kütahya'dan selamlar. Programlarınızı büyük bir zevkle takip ediyoruz. Saygı Saygıdeğer Müşerref hocamı da takip ediyoruz. Geleceğin gençleri, çocuklarımızın gelecek nesilleri bekleyen tehlikeler hakkında da hocam sizden bir program istenmiş. İnşallah güzel bir aslında konu başlığı. Gelecek nesillerden endişeleniyoruz. Diyoruz Z evet. kuşağı. Yani bir programda da onu konuşalım. <laughs> Nedir bu Z kuşağı? Bunların arkasından başka bir kuşak çıkacak mı? Ne yapacağız bu Z kuşağıyla diye? Çünkü hepimizin evlatları var. O kuşağa denk geliyor programların devam etmesini rica ediyorum demiş başarılar dilerim hayırlı çalışmalar bir de demiş Almanya dört bir yandan dinleniyorsunuz Almanya'dan da sevgiler varmış hocam biz de selam edelim yüreğinize sağlık gelecek nesilleri bekleyen tehlikeleri de inşallah bir konu başlığı olarak değerlendirelim Müşerref hocam çok güzel konulara değindiniz programınızı çok beğendim İyi yayınlar diliyorum demişler şöyle mesajların sonunda isimlerinizi yazarsanız en azından buradan biz de selam edelim Hayırlı yayınlar diliyorum. İmam-ı Azam Ebu Hanefi yaşanmamış. Hadisleri almamış mesela demiş. Rabbim az ama e, amel edecek ilim versin cümlemize demiş. Çok güzel bir şey söylemiş izleyicimiz. Evet. Değil mi? Yani sahabe hayatında da öyle. Efendimiz de bir ayeti e, hayatına geçirmeden hiçbir zaman öğrendim dememiş. Ve insanlara aktarmamış. Onun için gerçekten Allah bize e, hem Efendimiz'in ilim yolculuğundaki o bize e, e, azminden versin inşallah sahabe efendilerimizin de azminden bizlere versin ki ilim yolculuğumuz bereketli güzel olsun. Peki hocam şunu çok merak ediyorum. E, hani herkes ilim talebesi olamaz. İlmi istemek önemli dedik çünkü Allah malı istediğini ilmi de isteyene veriyor. E, istedik sebeplerini işledik güzel bir şekilde devam ettirmek için neler yapmak lazım? Evet. Yani kimlerle görüşelim kimlerle evet. görüşmeyelim nelere dikkat edelim? nasıl davranalım. Evet. Öncelikle e, mesaj gönderen izleyicilerimize, sevenlerimize çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hepsinden. Hepsine sağlık, huzurlar dilerim. Şimdi e, ilmi isteyene veriyor Allahü Teala. E, Peygamber Efendimiz soruyor sallallahu aleyhi ve sellem ilim nasıl artar? Şimdi ilmimin artmasını istiyorum. Nasıl artar ilim? İlim nasıl artar biliyor musun Sibelciğim? uygulayarak artar. Resulümüz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem eğer bir kişi öğrendiği ilmi yaşarsa, uygularsa Allahü Teala da onun ilmini arttırır. Ben burada bir, yine bir olay anlatacağım size. Bir Zeliha ablam vardı. Arapça kursundan tanışmıştım onunla. Hastalandı, ziyaretine gittim. Abdest alması gerekti. Yardım edeceğim ona. Beyi de yanım, yanında. Amcamız vefat etti bu arada kanserden. Ee, çorabını çıkartacağım. Çorabını çıkaramıyorum. Kadın ayağını geri çekiyor, çıkaramıyorum. Yardım edeceğim." dedi ki beyi. "Kızım." dedi. "O dedi soldan çıkartmaya alışkın. Sen sağ ayağını zorluyorsun. Çıkartmaz ki o." dedi. Şimdi öyle bir kadın anlamış ki, "Peygamberim ayağını sağdan giyerdi, soldan çıkarırdı. Ya narkozun etkisi sen ameliyattan çıkmışsın, hastasın. Yarı baygınsın sen orada." Soldan çıkartmayı düşünüyorsun. İşte ilim bu. Üstünde evet, taşımak ya. bu. bu. Her yerde yani biz bunu özgüvende de anlattık ya. Allah seni görüyor gibi hareket etmek. Bana bir gün birisi şey demişti. Kim görecek ki bizi? Bana biri öyle demişti. Dedim ki Allah görecek. <laughs> Senle benden başka beni kimse görmeyecek ama Allah görecek. Her daim kayıt hani diyoruz ya. Şehrin her yerine mobilesa kayıtları evet. alınıyor. Evet. Rabbimiz de bizi evet. her an biz kayıttayız. Evet. Yani o yüzden bir gün işte şey demiştim anlatırken esnerken ağzınızı kapatın. Peygamberimiz ağzını kapatmamızı buyurmuştur. Hem de görgü kuralı olarak çok çirkin bir görüntü oluyor. Bana dedi ki bir tanesi ya hocam sen hiç mi ağzı açık esnemedin? Yani sen hiç mi? Hiç. Hakikaten ağzı açık esnediğimi gören olmamıştır ve takip ettim diyor. Esnerken takip <laughs> ettim göremedim. Görse hemen yüzüme vuracak. Bir de Sibel'cim şöyle bir şey var. Bakın bizler e, eğer öğretmenseniz, bir toplum önünde insansanız sizin şikayet etme gibi bir lüksünüz yok. Şikayet edemezsiniz. Hata yapma gibi bir lüksünüz yok. İnsanlar size böyle bakarken size böyle bakacaklardır. Bütün parmaklarıyla bakacaktır ve büyüteşte bakacaktır. Yani yediğinizde, içtiğinizde, oturduğunuzda, kalktığınızda sağ elinizle mi içtiniz? Bunları örnek olmak zorundasın. Evet dedin ki kimlerle otururuz? Çok zenginlerle oturursa bir insan. Dünyaya meyli artacaktır. Çünkü o zengin ne konuşacak seninle? Malı çok, e, her şeysi çok güzel. Sürekli zenginlik para konuşacaksın onunla. Fakirlerle oturursan da şükrün artacak. Devlet büyükleriyle oturursan da makam sahipleriyle oturursan da kibrin artacak. Ama salih kimselerle oturduğun zaman onların güzel halleri sana geçecek. Mesela bir ilim meclisine gittin. Bir şey öğrenemedin, oturdun. Sen yine sevap kazandın. Hem onların güzel hani diyor ya pozitif ilimlerde geçiyor birbirimize. Hani sosyal medyada limonu koymuşlar çürük bir limonu. Bir tane de sağlam limon koymuşlar. Böyle yan yana değiyor. Değdiği taraf çürüyor. Diyor ki ya. senin iyi olman yetmiyor. Arkadaşının da iyi olması gerekiyor. Onun için seçtiğin arkadaşın, seçtiğin eşin çok iyi olmak zorunda. Aynı yolda olmak zorundasın. Öyle değil mi? Evet, çok doğru. Ve ilim meclislerinde hiçbir şey öğrenemedim ya benim kafam almıyor. Buradan Dürdane ablamız vardı. Ay, selam Şimdi ben olsun. aslında oraya oturacaktım ama mikrofondan olmadı. Bak ben sana ne getirdim. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz, sevgili izleyicilerimiz ben bugün programın buradan sonrasını Sibel'i konuşturacağım. <laughs> Artık Sibel konuşacak. Ben program sunucusuyum. Sibel de konuk. E, bugün konuğum konuk. olacak benim. <laughs> Şimdi Sibel'ciğim bak bunu tutuyorum ekrana. Bilmiyorum yakın çekim yapılıyor mu? Evet. E, şöyle bir arkadaşım. alsınlar bunu. Şimdi ben sana sürpriz yaptım. E, evet. Bu kitabı Biliyor musun? Bu kitabı tanıyor musun sen? Evet, gerçekten. <gülüyor> <Anlat>. <gülüyor> hocam ne zaman elinde gelse bizim bir ilim yolculuğu başlıyor. Evet gerçekten. Bize bir tanıtır mısın? Yani bizim dostluğumuz, bu kitabımızın dostluğu nasıl başladı? Bir de sen anlat bize ilim yolculuğunu. Ben de bu arada çayımı içeyim. Ay, gerçekten hocam. Ya biz hocamla tabi izleyicilerimiz bazen bana soruyorlar bazı konularda. Nereden tanışıyorsunuz? Nereden yolunuz birleşti diye. Bizim hocamla yolumuz bir ilim Yolculuğunda başladı aslında. Hani dedi ki ilmi dilemek lazım. Ee, benim de kaç yıl olmuştur hocam? Tabii benim kız yeni e, bebekti. 10 yaşında şimdi. 10 yıl önce falan herhalde. 9 evet, yıl, yıl falan. 9-10 yıl önce olması lazım. Bebeğim çok küçük. Kur'an-ı öğrenmek istiyorum. Ee, ama nasıl öğreneceğimi bilmiyorum. Çünkü hani sizin dediğiniz gibi zaman çok fazla yok. yok. Çünkü bebeğim küçük. Yayınlar devam ediyor. Çalışma hayat devam ediyor. İzleyicilerim bilirler. Ben e hemen doğumlardan sonra çalışmaya başladım. Yani işimi çok sevdiğim için. Ama Kur'an-ı Kerim'de öğrenmek istiyorum. Yaşım da geçiyor. E sonrasında bir arkadaşımın vesilesiyle kıymetli hocamla tanıştık. Ama ben dedim ki hocam sizin dediğiniz gibi zaman yok. <laughs> hocam dedi ki sabah beşte 6da da olsa gel. Hocam kaçtı tahmini o zaman? Biz çok erken geliyordum herhalde erken ben. Erken geliyordunuz. Yani saat 8.30 gibi falan bende oluyordunuz. Hatırlarsan eee evet. 10.30 11.00'e kadar ders yapıyorduk. Koştur koştur. Hatırlar mısın? Yani o yağmurlu zamanları, o sıcak zamanları. Sen stüdyoya yetişeceksin, ben okula yetişeceğim. Evet. Gerçekten öyleydi ilim yolculuğunda. Hatta ben hemen böyle e, kızımı bir yere emanet edip sonra buradan izliyorsun Dürdan abla hatta ay ee, İnşallah izliyordur selam olsun Dürdan ablamız vardı 50-55-60 yaşlarında evet, mıydı? Yaşı büyüktü, yaşı büyüktü. Ee, O Kur'an-ı Kerim'i hiç bilmiyordu Ben yine biliyordum harfleri tanıyordum Bir gün onu aldım O da ilme aşkla yanıyor Yani Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için Gerçekten kalbini koydu o da Dedi ki sen dedi işte tahsillisin Ben öğrenemem kesin ben rezil olurum işte öğrenemem derken Dürdan abla beni geçti sen getiriyordun sen. ama. Evet ben tabii birlikte alıyordum sabah ben onu. Geliyorduk sabahın çok erken saatlerinde. Yani hani ilim, diledim ve Rabbim e, sizi karşıma çıkarttı ve böylelikle bir Kur'an-ı evet. Kerim yolculuğumuz başladı. Tabii biz o evet. Kur'an-ı Kerim yolculuğunda e, güzel şeyler de kattık halemize inşallah. Evet. Hani belki birçok izleyicimiz diyebilir ki ben öğrenemiyorum, evet. gidemiyorum. Aslında şimdi hocam o zamana baktığımızda daha kolay işler. Çok kolay. Çünkü internetten öğrenilebiliyor, CD'leri var, hiç unutmam Hasan Hüseyin Varol hocamızın hocam mahres cd'lerini bizlere getirmişti onu araçlarımızda dinliyorduk sürekli işte kulak aşinalığımız olsun diye bir de hocam hatırlarsanız hocamın bir yine kalan bir alışkanlığı Esma hüsnaları bize tek tek yazdırıyordunuz hatırlıyor musunuz keşke defteri getirseydim ben benim defterim vardı hatırlayamadım ee, demek öyle mi yapılıyormuşum de... <laughs> ben de buradan Emel hocamın dinliyorsa içinde <laughs> o da bize yazdırıyordu tek tek yazıyordu <laughs> o da bana tek tek bir yazdırıyordu. De Arapçalarını da yazdırıyordu hocam işte e, alan 99 evet. ismi esmaül hüsna bir anladım. sayfa bir de bir sayfa yazıyorduk bir de şey yapıyordunuz hocam bir sayfa hani ilkokul bir de böyle çocuk işte a harfini yazar ya böyle tek evet. tek 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 evet. hocam bize iki sayfa falan yazdırıyordu bizim el alışkanlığımız oluyordu Arapça yazarken <laughs> Hem de anlamını da yazıyorduk. Biz Türkçe evet. anlamını yazıyorduk, onu ezberliyorduk, evet. faziletlerini ezberliyorduk. Sonra geldiğimizde size anlatıyorduk. Sureleri yine mahreçle okumayı, besmeleden başlamıştım. Kaç hafta ben besmelede kalmıştım <laughs> hatırlarsanız. Ben aynı zamanda ilkokul öğretmeni olduğum için o aşamaları bildiğim için yani hem insanın ruhuna, zihnine nasıl kolay öğretilir o da bende olduğu için... O yöntemi uyguluyordum. Çünkü biz belli yaştan sonra öğreniyoruz. Yani 7-8 yaşında öğrenmediğimiz için böyleydi. Peki ben sana şunu soracağım Günün size. Hocam. E, bütün bu yolculuklar sırasında huzuru nasıldı? O yolculukta, o telaşlı zamanlarındaki huzuru nasıldı? Gerçekten çok başkaydı. Ve biz salı günleriydi hocam hiç unutmuyorum. Sabah ben 6'da kalkıyordum. Yani hani böyle başka bir şey olsa daha böyle uyanamayacağım bir saatler ama kalkıp o ilim yolculuğuna hazırlanmak ve gerçekten çok ayrı bir huzuru var Yani hani insanın diyoruz ya bir yolculuğa çıktığı zaman, ilim yolculuğuna çıktığı zaman zamanı bereketleniyor. Yani sanki zaman hiçbir şey yetmeyecekmiş gibi ama zaman bereketleniyor, ömrü bereketleniyor. Ee, belki de işte yüzüne gözüne bir bereket geliyor, haneye bereket geliyor, belki o yaramaz hiç durmayan bebeğiniz, çocuğunuz bir anda o gün sessiz veriyor. Kimseye eziyet etmiyor. Yani aslında hayatın bereketini yaşayarak görüyoruz. Yani hayatımızın süreç içerisinde belki ilim yolculuğunda çok daha iyi anlıyoruz bunu. Zaman yetiyor. Her şey bereketleniyor. Hani belki en çok sorduğumuz işte hiçbir şeye yetişemiyorum dediğimiz zaman dilimini bereketlendiriyoruz. Evet. Yani ibadetleri lezzetli hale geliyor. Evet. Çünkü ilim yolcusu olmak ve kendin gibi insanlarla salih insanlarla oturmak bambaşka bir şey. E şimdi düş, düşün ki sürekli dünyalık konuştuğun bir yere düşün bir yerden sonra ruhun rahatsız olacaktır. Evet. Ama manevi alem seni bambaşka diyarlara götürecektir. Peki ben şunu da soracağım Sibel. Dedin ki zamanım değerleniyordu, yüzüm farklı oluyordu, sağlığım, huzurum farklı oluyordu diyordun. Peki bunu Anlattın mı? Yani böyle üzerinde taşıdığın kolaylığını gördün mü? Evet, böyle bir hayatında. Gerçekten gördüm. Hatta bana o dönem derlerdi ki işte ben bu ilim yolculuğumu çok kimseye paylaşmamıştım evet. o dönem. Bir de o dönemler daha sıkıydı. Yani evet. hükümetimiz, devletimiz böyle olmadığı için korkardık insanlara açılamazdık, söyleyemezdik. Yani bir de hep şey derlerdi mesela hocam. Yani bu da çok konuşuluyordu. Şimdi ilim yolculuğuna çıktık. Ee, herkes der ki işte ona yetişiyorsun buna yetişiyorsun aman anlatma nazar değer aman anlatma nazar değer aslında bu tarz şeyleri anlatabilmek lazım evet. ki ben de hiç bunu daha önce anlatmamışımdır şu, şu ekranda herkese anlatmış oldum aslında örnek olsun tabii bizim burada evet. amacımız işte bir şeyleri yaptığımızın ispatı değil ee, ben hani işte zaman yetmiyor diyen arkadaşlarıma da anlatmışımdır yani bir şeyleri istedikten sonra bizim programlara da çok yazılır işte ...Hafız Muhammed Şen Hoca'mız geldiğinde de hep yazarlar... ...Kuran-ı Kerim öğrenemiyoruz... ...yeter ki bir şeyleri niyet edelim... ...her şey öğrenilebiliyor... Hani ...dediğiniz gibi yani bir kulaklıkla bile... ...bir surenin işte mahrecini... ...ya da Kur'an-ı Kerim'i nasıl öğrenemeyiz... ...bak bir yere gidemiyorum diyenler olabilir... ...ama internet hepimizin evinde var... ...hayatında var... ...yani bir 60-70 yaşındaki insanlarımızın... ...evinde, elinde, telefonda her yerde var... ...dediğiniz gibi o zaman... Bir şey zorken ilim yolculuğunda mesafe dikkat etmek daha kolay oluyor herhalde. bir evet. Çok böyle bizim önümüze nimet olarak sunulduğu zaman daha mı şey oluyoruz acaba? Evet, çok daha farklı duygularda oluyorsun. Allahü Teala bereket veriyor sana. Yalnız sen konuşurken de aklıma şu geldi: İnsanlar ne olur dikkat etsinler, dini kimden öğrendiklerine. Şimdi ben bu kitabı gösterdim çünkü bu İmam Gazali'nin kitabı. Ben evet. tanıtayım bunu. Bilenler biliyorlar ama bu kitap benim. Ben doğmadan önce 1970 yılında anneme verilmiş. Yani annemin kayınpederine, dedeme. Babamın babası anneme hediye etmiş. Annem belki bunun dörtte birini okumuştur. Benim evimde bulunan, evimizde bulunan tek kitap buydu. Ve ben bunu ilkokulu bitirdiğimde okumuştum. Öğretmenimiz bize kitap okuyun dedi. Ben de kitap bulamadım bunu okudum. <laughs> Düşün yani. Kitap yoktu bir tek bu vardı bunu okudum. Yani bu kitabımız... E İmam Gazali'nin kitabı. Yani neyi nereden öğrendiniz? hadisleri, Kur'an'ın mealini kimden öğrendiğiniz çok önemli. Peki hocam belki birçok kişi soracak biz de o zaman sormuştuk. Nasıl temin edebiliriz? Bu kitap şu an piyasada var mı mesela? Var var. Yeni Aha. yeni versiyonları var ama bu Hı -hı. şekilde yok. Bu belli kişilerde var. Bu sadece bende var. Aynısı yok. Daha farklı içeriği. Evet. E, muhakkak güzel eserlerimiz var, güzel yazarlarımız var ama insanlar doğru yerden öğrensinler. Şimdi o kadar çok ...selefçiler çıktı... ...garip garip fikirler çıktı... ...sadece Kur'ancılar çıktı... ...hadisi kabul etmeyenler çıktı... ...dikkat etsinler... ...rasulsüz evet. bir yola gidemezsiniz... Evet. ...peygambersiz Güvenil bir kaynaklar. yola gidemezsiniz... ...arkadaşlar buna çok dikkat etsinler... Evet. ...öğrenirken dikkat etsinler... ...ve ben hep şunu söylüyorum... ...korkmayın, yaşayın... ...siz İslam'ı yaşayın... ...çocuklarınızla bir gün uyumasa bile... ...anlayacaklardır sizi... Siz varken bir şey yaşadım ilk defa burada anlatacağım. Okuyorum böyle anlatıyorum. Peygamberimizin sünnetlerinden bahsediyorduk. Ben de bilmiyorum çünkü ben ilahiyat mezunu değilim. Ben de sizlerle beraber öğreniyordum. Orada okurken peygamber efendimiz ayakkabısını giymeden önce ters çevirirmiş diye bir yer okudum. Sizlerle beraber okudum ben onu. Aa dedim ama değil mi dedim arkadaşlar kumdur. Çünkü çöl ya hani kum ya. Evet. Kum, kumdan dolayı ters çevirmiştir dedim içimden. Okula gideceğim benim dedim ters çevirmeme gerek yok ki burada kum yok ki aman giyeyim gideyim dedim. Neyse giydim. Sağ ayağım böyle karıncalanıyor karıncalanıyor dolmuşun içinde o zaman araba yok kar böyle dizime kadar ama insanların içinde de ayakkabımı da eğilip çıkaramıyorum. Okulun yolunda indim hemen iner inmez ayakkabımı çevirdim bir baktım inanır mısın şu kadar büyüklüğünde hamam böceği vardı ayakkabımın içerisinde nasıl hmm. girdin oraya dedim ki kalbinden şüphe geçti. Şüphe ya. duymamak lazım. Yani evet. zaten çok böyle bir şeyi çok irdelemek, sormak da doğru değil. Mesela diyorlar ki, "E Allah bizi niye yarattı?" "E Allah Teala niye onu fakir yarattı, açlıktan ölüyor. Allah adaletli değil mi?" Yani bir anda bakıyorsunuz bu ateist fırıya, bu deist fırıya evet. gençlerin imanını acayip çalıyorlar. Yani ben kendi hayatımda birebir gördüm. Yani bir sünnet, efendimizin sünnetinde ben bunu gördüm onun için. Hepsini yapamasan da bir iki tanesini yapacaksın. Yani mükemmel insanlar değiliz. Kılığımız, kıyafetimiz, her hayatımız zaten İslam'a çok uygun değil. Ama seviyoruz. Allah'ımızı seviyoruz, peygamberimizi seviyoruz, sahabeyi, ehli beyti seviyoruz. Yetmez mi? Allah dostlarını seviyoruz, saygı duyuyoruz. Mescitlere evet. geldiğimizde mescitleri temiz tutuyoruz. Bunlar yetmez mi? Evet seni dinleyelim bu konudaki Şimdi, anılarını. <laughs> yine ben konuşacağım. Ben estağfurullah hocam. Yani aslında şöyle bir olay da yaşadım. Ben bunu yine çok kişiyle paylaşmadım. Evet. Belki siz biliyorsunuz sadece belki birkaç kişi biliyor. Şimdi ben hocama yine bir öğleden sonra evine gideceğim. Ondan sonra Kur'an dersi için gideceğim. Şimdi benim de o zaman e, dolmuştan indim o zaman yeni taşındığınız evde tam evi bilmiyorum navigasyon da yok o zaman dolmuştan indim böyle kabataslık hani önceden tarif ederdi ki işte bakkalın yanından gireceksin 100 metre falan hocam öyle tarif etti tamam hocam dedim ben dedim buldum sayılır Orada arada yanımdan biri geçti yani genç bir delikanlı geçti ama böyle hani çok şey yapmazsınız ya böyle geçti gitti neyse hatırlarsanız ben size geldim. Sonra belli bir zamandan sonra polis sizin zili çaldı. Bir e, gasp Ben bunu olay... hatırlamıyorum. Gerçekten. Ben hatırlamıyorum. hatırlamıyorum. Dürdane ablayı hatırlar. Gasp olayı olmuş. Bir tane genç kızın e, hem sözlü saldırı olmuş hem de gasp edilmiş. Ve benim gördüğüm genç yapmış bunu. Yani diyorum ki hani belki ilim yolculuğuna geldiğimizde belki o genç beni görmedi. Kamera kayıtlarını istemişlerdi sizin siteden. Hatta ben çok şok olmuştum. Yani şimdi orada ben o kişiyle geçtim yani. Çünkü o mahallede sadece ben geçmişim. Ve benden hemen sonra cereyan etmiş olay. Yani gerçekten çok etkilenmiştim. Onun için hani diyoruz ya ilim yolculuğuna giderken Allah önümüze kötülükleri de alıyor. Bu benim için çok büyük bir dönüm noktasıydı. Yeter ki diyoruz ki yani ben çok izleyicilerim bilir kendimden bahsetmeyi çok fazla sevmem. Ama hazır böyle yeri gelmişken artık konu açıldı. E, şunu söylemek lazım. İlim yolculuğuna ben Mesela hani Kur'an-ı Kerim'den bahsettik ama onun dışında başka ilim yolculuklarında da insanlık adına da yapabileceğimiz çok güzel şeyler olur. Ee, mesela orman yangınlarıyla alakalı bir ilim sahibi insan çıkıp güzel bir icat yapsa işte bununla alakalı bir şey yapsa ne kadar büyük insanlığa hizmet. Yani dini ilimlerin yanında dediğiniz gibi beşeri ilimlerin de hayatımızda olması lazım. Müslüman her şeyden önem, donanımlı olması lazım değil mi hocam? Yani Tabii ki. bir gittiği zaman bir topluluğa hani bahsettiğiniz ateistlik, deistlik, Allah inancını sorgulayan birçok gençlerimiz var. Yani bir genç bizim karşımıza geldiğinde, bize bir soru sorduğunda ya da bir yabancı biri geldiğinde bize Müslümanlıkla alakalı bir soru sorduğunda dinimize yabancı olmadan biz takır takır Müslüman evet. olarak cevap veriyor olup dinimizi savunup hem de hayatımızla asla evet. karşıdaki kişi İlim. Örnek İlim bilirsen bugün moleküler, biyoloji, nanoteknoloji genetik konusunda insanlar bilgi sahibi olmalılar. Yani ve evet. sosyal medyada dijital platformu çok iyi kullanmalılar. Yani Müslüman her konuda kendini geliştirmeli ve amel etmeli. Ancak bu şekilde donanımlı olursunuz. Mesela dini gecelerde Berat Kandili'nde sabaha kadar ibadet ederiz değil mi? Namazlarımızı kılarız. Bir bilim adamıysa onun yaptığı ibadet hükmüne geçer. Yaptığı araştırmalar, çalışmalar da bir ibadettir. Tefekkür de bir ibadettir. Yani biz sadece namaz kılmak bir ölçü değildir. Başörtüsü bir ölçü değildir. Biz bunu günümüzde gördük zaten. Sakal bırakmak, cübbe giymek ya da daha farklı bir kostüm giymek bir şey ifade etmiyor. Evet. Belki izleyicilerimiz diyebilir ara ara Muhammed Hoca ile olan programlarda açık bayanla sunucuyla program yapıyorsunuz diye böyle dini konular konuşuyor diye lütfen aslında şekilcilik bizim dinimiz İslam dini şekil dini değil. Kalp dini. Kalpten kalbe o güzel duyguları başka bir insana belki bazı izleyicilerimiz diyebilir Baş açıp Kur'an konuşuyor. Ben, çok üzülüyorum, ben de çok üzülüyorum böyle konuşulan Ben çok üzülüyorum. Ne olur bizi dinleyen herkes artık insanları başörtüsüyle, renkli eşarptı, büyük eşarptı, küçük eşarptı, takvayı bunlarda aramasınlar. Ne olur aramasınlar. Biz artık yıldık bıktık. Ben namaz kılıp e, yalan söyleyen insandan bıktım. E, başı örtülü olup e, başka şeyler yapanlardan bıktık. Bu, bunlar bizim için kriter değil. Onlar kulla Allah arasında olan bir şey. Aşk kalp bambaşka bir şey yani diyoruz ya e, ilim senin kalbinde bir hayattır, e, senin gözünde bir aydınlıktır, bir nurdur ve evet. hikmetin kimde olduğunu ben bilemem, sen de bilemezsin. Yani çok iyi biliyoruz ki İslam alimleri hizmet etmiş hizmet etmiş geçmişte örneklerini gördük hocam hocam dediler ne çıktı? Evet. Allah kimseyi o duruma düşürmesin hiç kimse kılığıyla kıyafetiyle inan ki bilginle bile tartılmazsın. Gerçekten. Kalbine gurur ki bir geldiği anda seni yerle bir eder Allahü Teala. Bildim diyemezsin, yaptım diyemezsin. Bu dünya hayatı yapmadıklarını yaptırır, asla dediklerini yaptırır, kınadıklarını yaptırır. Onun için e, ne olur insanlar buna dikkat etsinler ve ayrılmasınlar. Bakın ben hep diyorum, bak pandemiyi bahane edip iki yıldır annesini görmeyenler var. E senin dininin anneye babaya ne kadar önem verdiğini biliyorsun. Neden ziyaret etmiyorsun? Neden korkuyorsun? Yani işte ilim taşımak budur. Farzı ve sünneti bilmek budur. Onun için başı açıkmış Kur'an okuyormuş. E, başı kapalıymış bunu yapıyormuş. Yeter yorulduk ya. Evet. Vallahi Allah yorulduk. herkesin kalbine Bıktık artık bunlardan. takva versin. Şöyle güzel mesaj gelmiş hocam. Son birkaç dakikamız kaldı. Timuçin günesen demiş ki. Kimi hemen kimi uzun sürede ama mutlaka öğrenir. Üniversitede geçemediğimiz dersler olunca hocamız bir kişi dahi geçebiliyorsa hepiniz geçebilirsiniz. Çünkü hepiniz bu bölümü kazandıysanız demek ki zeka seviyeniz birbirine yakın demişti. Ben ondan sonra o dersi geçmiştim demiş. Teşekkür ediyorum kendisine. Çok güzel bir şey söylemiş. Güzel söylemiş. Gerçekten öyle. Yani hani biz e, deriz ki işte hani geçemeyeceğiz, yapamayacağız gibi ama hani karınca misali yolunda ölmek aslında evet. ilmin yolunda ölmek. Bir dua ederek bitirelim istersen evet hocam, son buyurun. dakikalar. Ee, Allah'ım, öncelikle İslam alemini korusun. Gençlerimizi korusun. Onlara salih amel uzun ömür versin. Bizleri affetsin. Annemize, babamıza, yaşayan annelerine, babaları izleyicilerimizin varsa Allah ömür versin, sağlık Aynen. versin. Ve kendimizi de bu yolda istikamet üzere yapsın. Hepinize bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlık, saat afiyet dilerim. Sana da ayrıca teşekkür ederim. Allah-u Allah Teala hocam. hizmetlerini kabul etsin. Amin, Gönlün olsun. çok güzel. Bu yolda devam et. İnşallah hocam. Allah razı olsun. Yıllar sonra tabii bizim Müşerref hocayla tekrar yollarımız kesişti. İnşallah ilim yolculuğu herkesin devam etsin. Biz bir kesit verdik. Tabii herkesin kendi dünyasındaki ilim yolculuğunu e, Allah biliyor. Kul da bilsin, kul da öğrensin ki Teşvik olsun başka insanlarımıza ilim meclislerinde yer almak, ilim meclisindeki insanların doğasına sahip olmak. Hasan Hüseyin Varol hocamdan bahsettik. Onun gibi gerçekten bu şehre, bu ülke İslam'a değer vermiş, hizmet etmiş birçok alimlerin de hayatta olanlara da Rabbim hayırlı huzur ömür, ömürler versin. Olmayanlara da bol bol dua edelim, dua gönderelim. Gerçekten kıymetli ilim yolcusu olmak da kıymetli, ilmin içinde olmak da kıymetli. Ay canım hocam yani. tabii biz böyle duygusalız. Biz programdan sonra belki <laughs> bu konuya devam edeceğiz. Müşerref ee, hocam yine en kısa zamanda kıymetli hocam izleyicilerimizden konular konuşulsun diyenler var. Onları da inşallah ilerleyen zamanlarda da tabii konuşacağız. Haftayı da böyle güzel bereketli başlamış olduk dedik ilim yolculuğu berekettir. Programı da böyle güzel sözlerimizle başladık güzel sözlerimizle de bitirelim. Şeref Demir hocama tekrar çok teşekkür ederim. Yarın yine ben aynı saatte sizlerle birlikte olacağım. Görüşünceye kadar hoşçakalın. Yaylılar Mismar AVM Hayat Var programını sundu.